Son beş dönem başkanlığında diğer bir deyişle 2,5 yıldır tek bir fasıl müzakereye açılmamıştır. Genişleme tarihinde bir ilk olan ve Türkiye'ye karşı saygısızlık olarak nitelediğimiz bu durumun devam etmesini kabul etmemiz mümkün değildir. Siyasi blokajların kalkması halinde Türkiye 12 ayda 10 faslı, 18 ayda ise 15 faslı açabilecek durumda ve kabiliyettedir. Biz Türkiye olarak süreci yeniden hızlandırmak noktasında son derece kararlıyız. Ancak asıl önemli olan Avrupa Birliği tarafının bu iradeyi göstermesidir. Artık Avrupa Birliği'nden somut adımlar, somut kararlar bekliyoruz. Avrupa Birliği'ne aday ülkeler arasında Schengen vizesi istenen tek ülke Türkiye'dir. Avrupa Birliği Konseyi'nin vize muafiyeti görüşmeleri için komisyona yetki vermesini müteakip Türkiye'de sözünde durarak geri kabul anlaşmasını parafe etmiştir. Hassasiyetlerimizi dikkate alan ve tereddütlerimizi giderecek çözümler içeren bir yol haritası sunulduğu takdirde geri kabul anlaşmasını imzalayıp onay sürecini başlatacağız. Değerli büyükelçiler, çok kısa olarak bazı bölgesel meselelere de burada değinmek arzusundayım. Bugün geldiğimiz noktada Suriye'deki durum tam bir insanlık trajedisine dönüşmüştür. Olaylar başladığından bu yana 60 binden fazla insan hayatını kaybetmiştir. 600 binden fazlası komşu ülkelere sığınmış ve 2,5 milyon Suriye vatandaşı Suriye sınırları içerisinde adeta göçebe haline gelmiştir. Bugün 170 binden fazlası barınma merkezlerinde, yani çadır kamplar ve konteyner kamplarda olmak üzere ülkemize sığınmıştır. Bunun dışında da şu an itibariyle yine 70 bini aşkın, bir bölümü ise değişik şehirlerimizde olmak üzere 250 bine yakın Suriyeli ülkemizde misafir durumdadır. Türkiye'de misafir ettiğimiz Suriyeli vatandaşlara bizim şu ana kadar kendi bütçemizden yaptığımız harcama 600 milyon doları aşmıştır. Uluslararası toplumdan giderek büyüyen bu insanlık trajedisi karşısında daha fazla sorumluluk almasını bekliyoruz. Gelinen noktada halkının gözünde meşruiyetini tümüyle yitirmiş bulunan, bölge için açık bir tehdit haline gelen Esed yönetiminin hızla devreden çıkması ve barışçıl bir geçiş sürecinin önünün açılması gerekmektedir. Türkiye olarak bu yöndeki her türlü yapıcı çabayı desteklemeye devam edeceğiz. Küresel vicdan ve adaleti en fazla ve en uzun süredir kanatan meselelerin başında bir diğer konu Filistin meselesi gelmektedir. 29 Kasım'da Birleşmiş Milletler'de yapılan oylamada Filistin'in ezici bir çoğunlukla üye olmayan gözlemci devlet statüsünü kazanması önemli bir gelişmedir. İsrail'e buradan bir kere daha bu tarihi süreci doğru tahlil etme ve Gazze'ye uyguladığı hukuk dışı abluka ile gayrimeşru yerleşim faaliyetlerine en kısa sürede son verme çağrımı yinelemek istiyorum. Avrupa Birliği'nin bu sorunun çözümüne ilişkin yapmakta olduğu katkıları bundan sonra da artırarak sürdüreceğine dair inancımı da ayrıca sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün Türkiye sadece ekonomisiyle değil, artan yumuşak gücüyle de yükselen küresel güçlerden biri olan dünyaya 360 derecelik bir açıdan bakmaktadır. Yükselen Asya ile stratejik ilişkiler kuruyoruz.
Şangay İşbirliği Örgütü ile diyalog ortaklığı tesis ettik ve ASEAN ile kurumsal ilişkiler kurduk. Arap Ligi'nde gözlemci üye olmanın yanı sıra Hindistan ve Çin'le birlikte Afrika Birliği'nin 3 stratejik ortağından biri olduk. Karayip Devletleri Birliği'ne gözlemci üye olduk. Amerika Devletleri Örgütü ve Mercosur'la diyalog ve işbirliği mekanizmasını tesis ettik. Bu ilişkileri Avrupa Birliği ile ortaklığımızın alternatifi olarak değil, bu stratejik ilişkiyi güçlendirici unsurlar olarak görüyoruz. 2009-2010 yıllarındaki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğimizin ardından 2015-2016 döneminde yeniden adaylığımızı koyarak küresel vizyonumuzu bölgemizde ve ötesinde bir kez daha hayata geçirmek istiyoruz. Küresel siyasette ön planda yer almaya yönelik çabalarımıza ilaveten Türk ekonomisinin itici gücü ve dinamizmi çerçevesinde çeşitli şehirlerimizi de dünyayı buluşturmaya özellikle hedefliyoruz. Bu çerçevede 2020 yılında İzmir Dünya Sergisi'ne, Expo'yu kastediyorum, İstanbul ise olimpiyatlara ev sahipliği yapmaya adaydır. Küresel barış ve istikrara katkıda bulunmaya yönelik tüm adaylıklarımıza biz siz değerli dostlarımızın özellikle desteğini bekliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken 2013'ün Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinde yeni bir atılım yılı olmasını temenni ediyor. Bu yemekli sohbet toplantımıza katıldığınız için sizlere teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ediyorum.